Fakire merhamet etmek. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber Efendimiz kıyamette Cenab-ı Hakk'ın kendisini sevindirmesini isteyen dünyada onun kullarını sevindirsin buyuruyor. Çünkü dünya tarladır, burada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz. Evliya bir zata: Siz bizim mahalle arkadaşımızdınız. Bu nimete nasıl kavuştunuz diye sorulunca buyurmuş ki: Bir gün kapının önünde otururken bir fakir geldi, selam verip çok fakirim, ihtiyacım var dedi. İçimden bu daha genç, çalışıp kazansa ya diye düşündüm. O genç bana dönüp şu senin kalbinden geçirdiğinden Allah beni muhafaza etsin deyince ben düşüp bayılmışım. Daha sonra kendime gelince genci aradım ama bulamadım. Kalktım, ev dahil neyim varsa hepsini fakirlere dağıttım. Oradan ayrılıp bir dergaha gittim, büyüklere talebe oldum hala neden o gence böyle yaptım diye hep içim yanıyor. İşte o tövbe ve istiğfar, Cenab-ı Hakk'a yönelmek, dünyaya karşı soğukluk, elimde avucumda ne varsa hepsini Allah için dağıtmak, bana bu nimeti nasip etti. Bu yüzden büyüklerimiz, bir Allah kulu eline açıp bir şey isterse, Allah rızası için derse, onu boş çevirmeyin, ne olacağı belli olmaz buyuruyor. Bağdatlı bir zengin Yemen'deki evliya bir zatın adını duyar. O mübarek zatın elini öpüp duasını alayım diye yola çıkar. Yemen'e girince ilk şehirdeki bir handa konaklar. O esnada bir fakir gelip aç ve fakirim der. Zengin fakire git buradan parayı sizin için mi kazanıyoruz der. Fakir de emrin olur der çıkıp gider. Zengin de oradan bir başka şehre gelir yine bir handa misafir olur bu defa yine bir fakir gelir. Aç ve fakirim der. Zengin bu fakire de, git buradan, dilenci için mi para kazanıyoruz diyerek kovar. Fakir de emrin olur der, çıkıp gider. Nihayet zengin, mübarek zatın şehrine gelir. O zat talebelerine, Bağdat'tan biri geliyor, sakın onu dergaha sokmayın, kapıda beklesin der. Dergahtan herkes gidince, o zengini çağırıp niye geldiğini sorar. O da efendim ben talebeniz olmak himmetinize kavuşmak istiyorum der. O zat der ki: Hayret! Ben sana iki defa geldim, ikisinde de beni kovdun. Ben de emrin olur dedim. Şimdi kovma sırası bende. Burası cimrilerin yeri değildir. Fakire merhameti olmayanın dinine de merhameti olmaz. Zengin sen alırım. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allahü Teala dünyayı sıkıntı için yaratmış. Ahireti ferahlık için yaratmış. Dünya kelamı sıkıntı veriyor. Ahiret kelamı ferahlık veriyor. Peygamber Efendimiz bu dünya sevgisi yani haramların, günahların sevgisi leş gibi, çöplük gibidir. Onun talipleri köpek gibidir buyuruyor. Bir başka hadisi şeriflerinde de bu dünya müminler için zindandır. Kâfirler için cennet gibidir buyuruyor. Bu şu demektir. Müminlerin ahirette cennette kavuşacakları o kadar yüce makamlar, o kadar güzel yerler var ki, oraya nazaran bu dünya müminler için bir zindandır. Çok sıkıntılı yerdir, hapishane gibidir. Kâfirler de cehenneme girdikleri zaman bu dünya hayatının kendileri için cennet gibi olduğunu göreceklerdir. Zenginler genelde fakirdir. Bu nasıl olur? Zengin fakir olur mu? Zenginin biri İbrahim Ethem Hazretlerini elinde bir paketle gelip der ki, efendim çok güzel, çok kıymetli bir cübben var. Bunu size hediye etmek istiyorum. Lütfen hediyemi kabul buyurur musunuz? Zengin sen alırım, fakir sen almam. Söyle zengin misin, fakir misin? Çok zenginim efendim. Mesela ne kadar malım var? İki bin altının var. Peki, iki bin altının daha olmasını ister misin? Elbette isterim, havada kaparım. O zaman senin daha iki bin altına ihtiyacın var, sen fakirsin, gözün açtır. Vereceğin hediye de gözün kalır. Hadi sen hediyeni al, buradan uzaklaş. Kanaat en büyük zenginliktir. Kanaat etmeyenin gözü doymaz. Ehl-i sünnet alimleri, cömert, günahkar da olsa Allah'ın sevgilisidir. Cimri abid de olsa Allah'ın düşmanıdır buyuruyorlar. Abid çok ibadet yapan demektir. Çok ibadet etmek kolay olmaz. İşin kolayı cömert olmaktır, vermektir. Verene Allah verir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın adeti şöyledir ki, kulların rızkını kullar eliyle verir. Peygamber Efendimiz, cömertlerde kusur aramayınız. Onlar düşerken Allah ellerinden tutar buyuruyor. Ama cömertlik refleksle olmalı, zorla olmamalı. Cömertliğin ölçüsü rahatça isteyerek vermektir. Verdiği zaman da sevinmektir. Bu da iman alametidir. Çünkü Peygamber Efendimiz kamil mümini verdiği zaman sevinen kimsedir diye tarif etmiştir. Onun için büyük saatler bir şey verdiğimiz zaman ki duyduğumuz zevki hiçbir yerde bulamıyoruz buyururlardı.